Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Şimdi kafes temizliği vakti. Evet, hünkâr anladı bak bak. Sabahtan beri ayağa kalkmayan köpek. El arabasıyla yaklaştık buraya. Nasıl da anladı. Bak. Hadi sen de çık. Dışarıda Johnny var ama ben boğuşacaklarını düşünmüyorum. Çünkü ben hünkârı kaç kere geldiğimde salık kaçmış bir şekilde burada gördüm. Yok, o şey Hiçbir yapmıyor. şey yapmıyordu yani. O gidecek şimdi. Ben de gidiyorum lan peşine. Şu bayağıdır şu arkalarda bir tane ya bir çoban mı var, bir köpek mi var? Ama yavru köpek sesi veya av köpeği sesi geliyor bana. 5-10 dakikadır. Hatta az önce cicolar koşarak oraya gitti. Sonra cico geldi, cicoyu koydum falan. Evet arkadaşlar, bu arada bu hünkârımızın bacağının son durumu. O şu tarafına geçmem lazım. Ha oğlum, öyle bir yerlerden geçiyorsun ki videonu çekmeyeyim diye mi? Heh. Şimdi sık sık salıyoruz. Ayağını biraz kullansın artık diye. Bacak çünkü kireçlenme yapmasın. Cöne diyorum, pardon. Dengede duramıyor çünkü bacak bayağı kilitli yani. Bizim panzerin arka bacağında bir kireçlenme vardı. O kireçlenme yüzünden hayvan ayağını açıp kapatamıyordu. Onu sala sala, gezdire gezdire, hatta yüzdüre yüzdüre bacağındaki kireçlenmeyi açmıştık. Bir de ılık suyla ve sabunla masajlar yaparak. İşte şu an hünkârdaki durum da bu. Hünkârı da sık sık masaj yapıyoruz ama hünkârdaki sıkıntı şu an kireçlenme değil. Çünkü o bacakta güç yok. Bacağını çok rahat açıp kapatabiliyor. Fakat üstüne güç uygulamıyor. Bak ama saldım. Saldıktan sonra bacağın üstüne birkaç kere bastı ve şu an o bacaktan bir denge alabiliyor, bir güç alabiliyor. Ha, ağaç kesiyorlar aşağıda. Şuralarda bir yerlerde bir ağaç kesiyorlar yine. Ya o ağaçları Eser, sen anlar mısın bilmiyorum ama o ağaçları kesiyorlar, almıyorlar kardeşim. Niye kesiyorlar? Sen de bilmiyorsun değil mi? Affet. Kızım. Güzel kız. Şimdi arkadaşlar, Afet'teki uyuz şu anlık bitti. Gel bakayım, getir kafayı. Herhangi bir şekilde kanama yok, açık bir yara yok, bir şey yok. Yaralar kabuklandı. Bir de ben kendimi durdurup yaraları soymayı bırakabilsem çok daha güzel olacak ama durduramıyorum kendimi. Yara kabuğu soymak müthiş keyif veriyor bana. Bir de bu hayvandan en büyük şikayetim, hep mıcırların üstüne pisliyor. Şu bu tarafları hiç pislemiyor. Şimdi iki kafes kaldı. İki kafesi temizledikten sonra kafes temizleme işimiz bitecek. Buraya geleceğim. Şimdi bu mıcırı temizleyeceğim. Bu mıcırdaki pislikleri o kadar çok temizledim ki mıcır azaldı ya. Mıcır bayağı azaldı yani. Temizliğe temizliğe mıcır bırakmadık. Bir Efe'nin kafesi kaldı. Bir Hünkar'ın kafesi kaldı. Onun haricinde bütün kafesler temiz. Şu giden köpek kim? Ha, Ruşa. Hünkar burada. Bak Hünkar'ıma, adam ya, gitti nereye yapıyor kakasını. Cicoyu saldık, geldi bahçenin içine yaptı. Kafesine yapmamış, tutmuş. Çıktı kafesin önüne yaptı. Aferin oğluma. Koş bakayım. Son sürat bu işte. Azami sürat bu. Arkadaşlar, bu arada videoya beğeni bırakmayı unutmayalım. Bu bizim için gerçekten çok önemli. Seni de salardım ama sen gidip aşağıdaki köpekleri çok darlarsın. Aferin oğluma. Bu arada arkadaşlar, şu Ruşa var ya, muazzam hoşuma gitmeye başladı artık. Fiziği, kalıbı harbiden çok güzel oluyor. Şu an afetten çok aşağı kalır bir yanı yok. Sadece Afet daha diri, çok daha eçe bir köpek. Ruşa hala daha yavru. Aralarında sadece duruş farkı var. Geri kalan şeyler aynı yani. Aferin kızıma. Ne kadar çabuk bunların suratları beyazladı ya. Daha kaç aylık bunlar? 2 yaşına girmediler daha. Hepsinin surat bembeyaz. Evet, şu an ayağından güzel destek alıyor. Bu bir yandan tabii ki güzel bir şey. Az da olsa basması bizim için iyi bir şey. Yani yaklaşık günümüz kuruyla hesaplarsak Hünkar'ın şu yürüyüşünün bize maliyeti 150 bin lirayı geçti. Günümüz kuruyla hesaplarsak, ama tabii yaptığımız günü değil. Bu olay olalı neredeyse 2 sene oluyor. 2 sene öncenin 35 bin lira yakın bir parasını verdik. 2 sene önce dolar ne kadardı Eser? Ya şöyle hesapla. 2 sene önce
Ben hani burun ameliyatına gireli 1,5 sene oldu. 35 bin liraya 3 kere burun ameliyatına girebiliyordun. Şu an burun ameliyatı 70 bin lira oldu. Öyle bir hesap yapabilirsiniz yani. Türkiye'nin malum enflasyon durumu biraz sıkıntılı olduğu için hesap yapmak da çok kolay değil. Evet, Johnny Bey yine geldi. Yine yorgun argın geldi. Ne haber lan? Oğlum nereye? Bu sefer yukarıdan geldi ama. Lan sen nereye gidiyorsun? Nerede yaşıyorsun? Seni kim yediriyor? Kim içiriyor? Hiçbir şey bilmiyorum. Aslan oğlum benim. Biraz severken dozunu kaçırıp fazla sıkabiliyorum. Kızım seni hiç sevmiyorum ben ya. Gerçekten. Yaklaşma bana. Hele bugün hiç sevmiyorum seni. Zaten genelde de çok sevmiyordum. Bugün hiç sevmiyorum. Bugün bize 2 kere ecel telleri döktürdü. Tam 2 kere. Şimdi Hünkar'ın peşinden bilerek gitmiyorum. Çünkü Hünkar'ın peşinden ben gittiğimde Hünkar çok yavaşlıyor. Çok yavaş geziyor. Benim hızımda olmaya çalışıyor. O kendisi gittiğinde bayağı süratli gidebiliyor. Bazen koşuyor, bazen duruyor falan. O yüzden onun yanına çok gitmiyorum. Aslında onun yanına bir de köpek salsaydık erkek çok daha iyi olurdu eser. Mesela Panzer'i. Ruşe'yi saldık ama işte. Ruşe onu çok gezdirir mi? Panzer gezdirir. Hünkar'ı. Bizim Hünkar'ı gezdirecek köpeğe ihtiyacımız var. Şu an aslında tam bu köpek Cico. Aslında ama Cico da onu gezdirirse 2 leşle dönerler eve geri. Hem de insan leşi yani köpek leşi de değil. Hünkar çok fena insana saldırıyor. Hünkar muazzam adama saldırıyor. Geçen de Muhammed abi geldi işte Bambam ölmeden önce Bambam'a bakmaya. Telden tele Muhammed abi yiyecekti ya. Öyle pis saldırıyor. Bayro. Bayro. Ne haber Bayro? Tabii kafesini temizledik, suyunu tazeledik. Seni de gezdirdik. Keyifler yerindedir artık. Şöyle bir teli ortalayalım. Koca kafa. Yavrularının kafası hepsi buna benziyor. Kafa yapısı. Hatta fiziği de buna benziyor, vücudu. Yok yavrularından gayet memnunum ya. Yalan yok. Bir ara dedim ya bu Atlas'ın damızlığı çok kötü ya da kanı tutmadı dedim bu köpeklerin. Hünkar'a bakıyorum ama çok yukarı çıktı galiba Hünkar yok. Ama şu an bir dönüp bakıyorum diyorum ki çok erken karar vermişim. Atlas'ın yavruları çok geç oldu. Çok geç oldu. Yani afet tamam şu an güzel. Afeti ben aldığımda da afet fena değildi. Ama Afet'i ben o bahçede gördüğümde benden önceki hani verdiğim adamın bahçesinde gördüğümde Ruşa'dan farksızdı. Çok güzel değildi yani. Ruşa da şunun şurası da 1-2 aydır gözüme çok güzel geliyor. Ondan önce Ruşa'yı da hiç beğenmiyordum. Gözüm tutmuyordu yani. Yavruları çok geç oldu. Bunlar kaç yaşında şu an? Geçen sene Temmuz doğumlu mu bunlar? Haziran doğumlu mu? Sen hatırlamazsın ama ya. Ben bile hatırlamıyorum şu an. Ya Facebook'ta var bunların fotoğrafları. Ya bunlar en baba 1,5 yaşındalar. Ki daha hiç doğum yapmadılar, eşleşmediler. Bunlar doğum yaptıktan sonra bir bu kadar daha kalınlaşacaklar. O zaman içlerinden çok daha farklı, çok daha başka güzel köpekler çıkacak. Hünkar'ı gördüm. Tilkilerin yuvasını da oraya gitmişler. Orada çok fazla tilki yuvası var. Bir zoomlayalım. Birazdan tekrardan kadraja girecek. Şuradan bir yerden gözükecek galiba. Ama bir saniye. Bir bekleyelim. Ben göreyim öyle zoomlayacağım. Şu an kuyrukları girdi bizim görüş alanına. Bu tabii ki Ruşa. Kuyruk var. Hünkar ne yaptı? İnin içine mi girdi? Ama Hünkar girse Ruşa da girerdi gibime geliyor. Bence girmediler. Ya durum bu arkadaşlar. Hünkar böyle geziyor yani. Çok şükür ki gezebiliyor. Aa, geri çıktı. Bir tane arı var. 2 saattir beni var ya kanser ediyor. Teknoloji çok güzel bir şey ya gerçekten. Fotoğraflarda 100x yapabiliyor ama olsun. Videolarda da gayet memnunum. 20x yapıyor. Aferin. Uzaklaş böyle git en uzaklara yap.
Durum bu arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşürüz diyelim. Kendinize çok çok iyi bakın.